Kitap kırdı orça geldi. Hay be. Kütüphane sessiz olunur. Niye? Konuşunca kitaplar ürküyor mu? Neyse dün söyledi, bir an önce işini halledeyim senin. Ha, sizdeki iyi var mı ya? Neydi o? Ananın Karenina'sı. Anna Karenina mı? Ha! Ay aşkıma mıdır? Ağzını öpeyim senin ondan. Sende pek Anna Karenina okuyacak potansiyel yok ya. Nasıl yok ya? Ha? Nasıl yok bende potansiyel? Ben var ya bu kitabhanedeki bütün kitapları teker teker okurum. Benim okuduğum kitapları böyle yan yana diz. Hatta ne yan yana koyuyorsun ya, böyle üst üste koy. Aralarında böyle kaşar koy, salam koy, domates koy, biber koy. Katla katla ye. Boşver onu, bunu da kitabını vereyim sana. Bana bak, öyle ince kitap olmasın ha. Ben okudum mu kalın kitapları okurum. Merak etme, çok ince sayılmaz. Hadi git. Bu ne böyle ya? Ananın Karenina'sı mı? Bildiğin Anna Karenina işte. Aa, anne Karenina. Ne diyorsun? Alıp okuyabilecek misin? Yoksa sana Cin Ali'nin masallarını mı vereyim? Çok incedir, 9 sayfa. Ha, çok komik. Komik değil, bu değerli bir başyapıttır. Belli belli. Kavgada bayağı işe yarayacak başyapıtmış ya. Ha, hatta ampul değiştirmeye de yarar bu. Allah'ım neler yapıyorum ben ya, vallahi çok espritliyim değil mi? Neyse, bana bak, ben şimdi bunları okuyayım, sana getiririm, tamam? Getirdiğinde emekli olmuş olurum muhtemelen. Sen bunları yeni arkadaşa teslim edersin artık. Aa, çok affedersin de senin emekliliğine kaç yıl var? 12-13 sene kadar. Oo, bitmez midir bu kütüphanecilik, bitmez. Neyse, ben kaçar getiririm bunları. Okuduğun sayfaları değil ha, tüm kitapları geri getirmen lazım. Allah Allah, herkes de espri yapıyor adam günlerde. Anna, kocasının soğuk ama gösterişli yüzüne, özellikle onu şaşırtan ve melon şapkasının kenarlarına dayanan kulak kepçelerine bakarak, aman yarabbi, kulakları niye böyle olmuş diye düşündü. Ulan ne saçma şeyler düşünüyor bu Anna da arkadaş ya. Melon şapka mıydı ya? Yoksa melün şapka mıydı? Ya da alın deloğunun şapkası olmasın? Vay be! Ben onunla yaşayamam. Hayır, hayır, yaşayamam. Peki ben ne yapayım? Eskiden de mutsuzdum. Bundan daha mutsuz olamayacağımı sanırdım. Ama şimdi içinde bulunduğum bu korkunç durumu aklıma bile getiremezdim. Pardon. Küçük Çamlıca'ya geçtik mi acaba? Küçük Çamlıca'dan geçip geçmediği umurumda değildi Anna Karenina'nın. Ben onunla yaşayamam. Peki ben ne yapayım? Ha? Eskiden de mutsuzdum. Bundan daha mutsuz olamayacağımı sanırdım. Ama şimdi içinde bulunduğum bu korkunç durumu aklıma bile getiremezdim. Vay arkadaş ya. Ne enteresanmış.